O kadar şehit verilmiş, o kadar kan dökülmüş o bayrak için, o bayrağı kaldırdılar. Ne düşünüyorsun? Bayrağımızın dalgalanmasından rahatsız mısınız? Hiç rahatsız değilim. Hatta hiç kimse rahatsız değil. Rahatsız değillerse Nuşirevan elçi, baş danışmanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden bayraklarımızı kaldırdı? Türk bayrağını neden kaldırdı? Siz algı yaratıyorsunuz. Açalım mı? Hanımefendi, CHP'nin bayrağı var ama her zaman Türk bayrağının olduğu yerde sadece CHP'nin bayrağı kalmış. Neden Türk bayrağı kaldırmış? Allah yardımcın olsun. Kaçmanıza gerek yoktu. Kim olursa olsun önemli değil. Şimdi ben partiye bakıyorum. Ben şimdi şahıslara bakmıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirdiği danışmansa eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşüncelerini dile getiriyordur. Rıdo TV'ye çıkıp da Türk bayrağını kaldırmadı mı? Ya bırak lütfen. Hem de genel merkezde. Kim yalan, bırak lütfen, yapmayın bunu. Yalan mı? Abi yalan da, hepsi yalan iftira. Türk bayrağından rahatsız oluyor musunuz? Niye rahatsız olayım? Sebep ne ya? Niye rahatsız ben Türk bayrağından? Nuşirevan elçi kaldırdı bayrakları. Hepsi yalan, kimsenin bayrağı falan kaldırdı yok. Bu AKP'nin yalanıdır. Beyefendi, televizyonda yayınlandı. Ya bıraksın televizyon, televizyon. Sen şimdi bana soracaksın. Rıdo TV izleyecek misiniz? Bana soracaksın, nokta. Bitti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde her zaman yerinde duran bayraklara ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi kurandır. Bu Cumhuriyet. O bayraklara ne oldu? Hangi bayraklar? Ne bayraklar? Türk bayraklarına ne oldu? Türk bayrağı duruyor olduğu yerde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrakları yerindeyken Türk bayraklarına ne oldu? Türk bayrağını savunan da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Türk bayrağını nasıl savunuyor? Kim? Nasıl savunuyor? İyice savunuyor. Kaldırarak mı savunuyor? Hayır efendim, böyle kaldırarak mı savunuyor? Yalan. Açalım mı? Yalan, hepsi yalan, bırak. Ya bırak şimdi bunları, bırak, geç bunu. Hepsi yalan. Gözünüzle gördüğünüzü reddediyorsunuz. Hepsi yalandır, iftiradır. Hayır ablacığım, hepsi yalan, iftiradır. Ya geç bunları sen. Beyefendi, nasıl reddedebilirsiniz gözünüzle de gördüğünüz bir şeyi? Cumhuriyet Halk Partisi düşmanlığı yapmaya gerek yok. Ben düşmanlığı yanmıyorum beyefendi. Türk bayrağı kaldırıldı mı? Bak şimdi, bırakma, iftira atıyorsun. Avukatı mısınız? Bak şimdi, evet avukatıyım. Peki avukatıysanız eğer... Avukatlar kanıtlara dayalı konuşur. Ben de kanıtlara dayalı konuşuyorum. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağı var. Neden Türk bayrağı yok? Bak şimdi. Ben? Neden Türk bayrağı yok? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Türk bayrağı Rıdo TV'de neden kaldırıldı? Bak sen bir tartışmak söylüyorsun. Türk bayrağı Rıdo TV'de neden kaldırıldı? Türk bayrağı falan kaldırdı yok. Türk bayrağı Rıdo TV'de neden kaldırıldı? Yok öyle bir şey. Özellik istedi. Özellik istedi, ülkeyi bölmek istiyorlar. Yalan, bırak. Yalan mı? Hepsi yalan. Bakmıyor musunuz? Halk TV'den hiç mi çıkmıyorsunuz? Kim? Halk TV'den hiç mi çıkmıyorsunuz? Çıkmıyorum. Halk TV izliyorum ben. Tele1'den de çıkmıyorsunuz galiba. Evet, çıkmıyorum. İzleseniz eğer başka kanallara bakmıyorsunuz. Ya bırak onları, geç bunları. Hepsi yalan. Beyefendi, gözünüze sokuyorum. Geç bunları. Görmüyor musunuz? Görmüyorum. At gözlüğünüzü çıkartmayacak İftira mısınız? İftira yaparsanız gözüm kördür, görmüyorum iftira. Ben iftira atmıyorum beyefendi, İftira. Kanıtlarla geliyorum. Geç sen, hayır efendim. Ülkemizin bölünmesini ister misiniz? Kesinlikle, ben vatanım için ölürüm, öyle şey olur mu? Ama istiyorlar, CHP istiyor. Ya saçmalama, nereden istiyor? Sen ne demek istiyorsun? Özellikle istediğini açıkladı. Ya bırakın bu işi, o zaman röportaj bırak. CHP nasıl istiyor? Atatürk'ü kuran bir parti, ülkenin bölünmesini istiyor. Atatürk'ü kurmuş olması onun ilkelerini taşıdığı anlamına mı gelir? Lütfen yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nin baş danışmanı Nuşirevan Elçi, genel merkezde Rudolf TV'ye röportaj verirken Türk bayrağını kaldırdı. Ne düşünüyorsunuz? Türk bayrağını kaldırmamıştır orada. O an ne yaptı? Bak kardeşim, o an Türk bayrağına ne oldu? Kimse Türk bayrağını kaldıramaz, tamam mı? CHP bayraklarına ya bir şey olmadı, Türk bayraklarına ne oldu? Türk bayrağı kaldırdıysan bu ülkede ne diye yaşıyoruz? CHP genel merkezinde ya kaldırıldı. Kardeşim, bizim şeylerimize... Bayrak, ezan, bunlar vatan, bunlar herkes ortak değerleri. Beyefendi, benim soruma cevap verir misiniz? Kaldırıldı mı, kaldırılmadı mı? Kapatalım. Neyse, Türk kaldırılmadı mı? Kaldırıyor. Ya o an belki bayrak olmamış olabilir, lütfen. O an bayrağı ne oldu? Ya, CHP kötü oldu, vatan aynı oldu. Ben vatan aynı demedim. O bayrağı ne oldu? Bilmem ne. O anda ne oldu Türk bayrağına? Bayrağın o anda ne olduğunu bilemem. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağına neden bir şey olmadı da Türk bayrağına bir şey oldu? Sevgili kardeşim, sevgili hanımefendi, röportaj yapıyorsan ya böyle düzgün yap. İnsanlar beyefendi, ben size saygısızlık gelmiyorum. Niye? Acaba beyefendi bana cevap, ben bayrağa saygısızlık gelmiyorum. Sizin gibi bayrağımı kaldırmıyorum da. Bakın arkamızda bayrak var. Bilinçli nasıl kaldırır kardeşim? Yapamaz öyle bir şey ya. Beyefendi, Rudolf TV'de, bakın Rudolf TV'de röportaj verilirken Nuşirevan elçi röportajı Kürtçe yaptı. Bayrak bizim hassasiyetimizdir kardeşim. Bayrak sizin hassasiyetinizde. O bayrak neden kaldırıldı? Tabii ki de benim de. Zaten o yüzden soruyorum beyefendi. Şurada anket yap. Beyefendi. Bayrağı indireni yani burada kimse kabul etmez. Bayrak indirilmedi, kaldırıldı. Ben ne için yaşıyorum? Benim... Bayrak kaldırıldı beyefendi, indirilmedi. 5 dakikada ne oldu o bayrağın? Bayrak orada indirildiyse Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevlileri bunun hakkında bir şeyler yaparlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti organları vardır, genel başkanları vardır. Bu röportajı vereli uzun bir süre oldu. Ne yaptılar? Hepimiz vatanımızı seviyoruz. Hepimiz bayrağımızı... Vatanınızı seviyorsanız Türk bayrağı nasıl kaldırılıyor?
Ama ya kardeşim ben kendime, sen bana niye müsaade? Siz konuyu değiştiriyorsunuz ama. Kardeşim benim vatan konuyu değiştiriyorsunuz. Tartışamaz. Bayrak üzerine burada röportaj yapma. Tepki alırsın herkesin yanında. Bayrak tartışılmaz hemşerim. Bayrak tartışılmazsa niye kaldırıldı? Ya kardeşim Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi kuran bir partidir ya. Kılıçdaroğlu şimdi ne oldu da bu kadar şey oldu şimdi? İktidara geliyor değil mi? İktidara mı geliyor? Gelecek. Gelecek. Vallahi gelecek. Kılıçdaroğlu sen. Bayrağı kaldıranlar mı geldi? Düne kadar bir dakika. Düne kadar MHP. Ama çok sinirlisiniz. Siz biz sizinle böyle anlaşamayız. Ekmelettin İhsanoğlu'yla. Ama siz çok sinirlisiniz. Konuyu da değiştiriyorsunuz. Vatan bayrağı dedi ya. Bu bayrak üzerinden geldi benim. Ben deli etti ya. Bayrağı eğer ki Rudolf TV'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin baş danışmanı Rudolf TV. Rudolf gelsin benimle röportaj yapsın. Ben onu duman. Tam da sizin gibi insanlarla röportaj yapıyor işte. Ben ya ben de nasıl? Sen nasıl diyor bu adı bak. Nasıl benim gibi? Ben ne anlıyorum? Yani ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimizi Rudolf TV'ye bakınca anlarsınız. Bunlar bir dalga geçiyoruz de ya. Tamam kardeşim işte. Kaldırıldı mı kaldırmadı mı? Ben de sizinle röportaj yapacağım ama duvarla röportaj yapmam daha iyi. Çünkü daha çok mantık var. Türk bayrağımızın dalgalanmasından rahatsız oluyor musunuz? Hayır, niye rahatsız olayım ya? Rahatsız olanlara oy verir misiniz? Rahatsız olanlara oy vermem. Nuşirevan Elçi, biliyorsunuz CHP'ye oy vereceksiniz. Nasıl bilmiyorsunuz? Kim o? Baş danışman. Niye olsun şey yapabilir? Onunla bir alakası yok. Nuşirevan Elçi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani Altılı Masa'nın baş danışmanı kendisi. Rudolf TV'ye röportaj verirken bayraklarımızı kaldırdı. Ne düşünüyorsunuz? Öyle bir şey ben duymadım. Açalım internete bakalım mı? O yok. Sen peki oy verir misiniz? Ülkemizin bölünmesini ister misin? Mümkün mü yani öyle bir şey? Bu devletin zaten kurucusu biziz yani. Öyle bir şey mümkün mü yani? Peki isteyenlere oy verir misin? Kesinlikle. CHP istiyor desem oy verir misin? İsteyeceğini sanmıyorum, onun için olmaz yani. Canımızı veririz, onu yine vermeyiz biz. Nuşirevan Elçi, Rudolf TV'ye röportaj verirken bayraklarımızı kaldırdı. Ne düşünüyorsun? Ondan sonra. Nuşirevan Elçi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı yani CHP'nin baş danışmanı. Olmaz ablacığım ya, yok. Kaldırdı mı? Olmaz. Ama kaldırdı. İnanmıyorum, yok. Bakacak mıyız internete? Bakarız. CHP'den vazgeçmem. Ben kronik CHP'liyim. Diyorsun bayrağı kaldırsa da ben o adama oy vereceğim. Değil. Bayrağı CHP kaldırmaz ama. Ama kaldırdı. Yok, inanmıyorum. Görmem lazım o zaman. Tamam, gördün diyorum. O zaman ben de vermem. Eğer gerçekten bayrağı kaldırdılarsa ne de söylersin onlara? Gereken tepkiyi korum tabii ki. Türk bayrağından rahatsız oluyor musun? Namus, şeref, bayrak. Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsun danışmanlar getirdi ülkemize. Sen milliyetçi bir insan olarak Türk bayrağının kaldırılmasını ister misin? Yok, istemem. PKK'nın desteklediği Rudolf TV'ye röportaj verirken Nuşirevan Elçi Türk bayrağını kaldırttı. CHP'nin bayrakları vardı, Türk bayrağı yoktu. Ne düşünüyorsun? Türk bayrağı her zaman vardı. Niye? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağı daha önemliymiş demek ki Türk bayrağından. Şanlı Türk bayrağımı kaldırdılar. O kadar şehit verilmiş, o kadar kan dökülmüş o bayrak için, o bayrağı kaldırdılar. Ne düşünüyorsun? Deniz Baykal sonrasında CHP'de çok ciddi manada bir değişim oldu. Atatürk'ün partisi dediğimiz parti bütün öz benliğini unutup ortaklık yaptığı HDP'nin çizgisine doğru kaymaya başladı. Masanın gerçek sahibi HDP, HDP ne derse CHP'de onu söylemeye çalışıyor. Özellikle Müslüman Kürt vatandaşlarımızı konsolide edebilmek için her türlü rezilliği yapıyor. Oyu alabilmek için her türlü oyuna başvuruyorlar. CHP'nin genel merkezinde Nuşirevan'ın verdiği röportajda çok büyük bir rezilliğe imza atıldı. Bu bayrağın kaldırılarak röportaj verilmesi alçaklığın en önde giden vasfıdır. Bu kadar kan dökerek savaştığı bu ülkenin şanlı bayrağını göle vuran akan kandan, ayın ve yıldızın yansımasından dolayı oluşan bizim şehitlerimizin kanından utanıp bu bayrağı kaldırıyorlarsa onların şerefinden ve haysiyetinden şüphe duyuyorum.